Evet, bir bilgi çağında da sizlerle beraberiz. Bugün de sizlere Windows'un genel bilmediğiniz yanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Tabii internetinizi de unutmadık bu arada. İnternette de sizlere göstereceğimiz daha çok güzel sayfalar var. Çünkü biliyorsunuz ki internet son zamanlarda dünyanın en çabuk büyüyen ortamlarından bir tanesi. Evet, bu sefer size Windows'da ayarlar kısmında denetim masasının içindeki objelerden biraz bahsetmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi içeride çeşitli objeler var, çeşitli bölümlere ait button'lar var. Bunlardan ilki A, bölgesel ayarlar, çoklu ortam, fare, oyun kontrolörleri, görüntü, güç yönetimi, internet seçenekleri, klavye veya program ekle kaldırsa sistem gibi bir sürü sizin işinize yarayacak bölüme buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen burada bölgesel ayarlar kısmına tıklayacak olursak karşımıza bölgesel ayarlar özellikleri çıkar. Bölgesel ayarlarda ilk olarak sizin oturmuş olduğunuz yerin, yani bilgisayarın bulunduğu yerin nerede olduğunu göstermeniz gerekir. Hangi dili kullandığını göstermeniz gerekir. Biz ilk sayfadan bölgesel ayarlar kısmından Türkçe'yi seçeriz. İkinci kısımda sayı, yani hangi sayı birimlerini kullandığı ve biraz daha ince ayrıntı olarak 14'ten sonraki basamak sayısına kadar ayarlayabileceğiniz sayı sistemi ayarları ortaya çıkar. Ölçü sistemlerini değiştirebilirsiniz. Metrik ya da Amerikan sistemi olarak. Tabii biz de metrik kayıtlı. Para birimi olarak da gördüğünüz gibi para birimi simgesi olarak TL geçiyor. Ve burada ondalık imgesinin ayrımları nasıl yaptığına veya ondalıktan sonraki basamak sayısının ne kadar olacağına kadar ince ayara girebilirsiniz. Ve daha sonra saat. Burada saat biçimi olarak saniye saniye, dakika dakika veya milisaniye milisaniye gibi ayarlar yapabilirsiniz ya da saat dakika saniye tarzında. Aşağıda da AM simgesi, PM simgesi olarak boş gözüken yerler, biz AM ve PM birimlerini kullanmadığımız için gözükmüyorlar. Tarih kısmına geçtiğimizde de takvim türünün hangi tür olduğuna kadar ayarları yapabilirsiniz. Ve tarihin nasıl gösterilmesi gerektiğini de gün, ay ve yıl olarak gösterilebildiği gibi yıl, ay, gün veya 4 haneli yıl, ay, gün tarzında da değişik gösterme biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Yanındaki çoklu ortam simgesine tıkladığınız zaman genelde bilgisayarınızın multimedya özelliklerine ulaşabildiğiniz pencere karşınıza çıkar. Burada ses imgesi altında kayıttan çalma ve kaydediyor kısmında ses kartınızın ismini yazacaktır. Çünkü kayıttan çalmada tercih edilen alet olarak bizde Sound Blaster ses kartı olduğu için Sound Blaster Audio PCI Playback, yani çalıcı olan kısmı, kaydediyor kısmında da aynı kartın Record, yani kaydedici kısmının seçilmiş olduğunu görürüz. Altlarındaki gelişmiş özellikleri tıkladığınız zaman da kullandığınız hoparlör cinslerinin ne tarz hoparlör olduğuna kadar değişik ayarlar buradan yapabilirsiniz. Video kısmında da genelde QuickTime veya AVI formundaki filmleri seyrederken filmin kendi özgün boyutunda mı, yani kaydedildiği biçimde mi, yoksa tam ekran pencereye büyütülerek mi oynatılacağını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pencere veya tam ekran bölümleri arasında geçiş yapıyorsunuz. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var ki pencere seçtiğiniz zaman eğer resim çok ufak boyutta ise normal güzel bir şekilde gözükecektir ve boyut ufak olacaktır. Dolayısıyla biz bu resmi eğer tam ekran yaparsak oldukça fazla bir bozulma meydana gelecektir. O yüzden ben pencerede tutmamızı tavsiye ederim. Eğer bazı filmlerde tam ekran görmek istiyorsanız sadece o an için yapmanız sizin için daha performanslı bir çözüm olacaktır. MIDI kısmında da kullanmış olduğunuz ses kartının MIDI dosyalarını, yani sadece ses kartı tarafından oluşturulan özel müzik dosyası tarzında tamamıyla yapay olan müzik dosyalarını çalarken
veya kaydederken kullanacağı bölümleri, programlarını görüyorsunuz. Yine SoundBlaster'ın Audio Preferred MIDI Out'unu ve MIDI sentezleyicisini kullanıyor. MIDI'leri çalmak için burada ayarlarda görmüş olduğunuz üzere. CD'nizde kısmına geldiğiniz zaman da ilk olarak CD-ROM seçimi kısmı karşınıza geliyor. Burada da CD-ROM seçiminiz hangisi ise onun harfini atıyorsunuz. Bizde E olduğu için ve sadece tek bir tane CD-ROM olduğu için tek harf. Ama eğer sizde bir CD-ROM aynı zamanda bir de CD-ROM varsa sizde iki tane çıkacaktır ve sizin de CD'lerinizi hangisiyle çalmak istediğinizi seçebilme şansınız verecektir. Altındaki CD'nizi ses seviyesinde de CD'yi taktığınız zaman çalan parçanın ses seviyesinin nereden başlayacağını, yani ne yükseklikte başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Aydıklar kısmında da sesle ilgili veya video ile ilgili o anda kullanılan dosyaları görebilirsiniz. Mesela ses aygıtlarında SoundBlaster Audio PCI için ses aygıtı kullanılmaktadır. Veya video yakalama aygıtlarında da kullanmış olduğumuz kartın Asus V3800'ün Video Capture, yani video yakalama sunucusunun kullanıldığını görebiliriz. Tabii bunların üzerine bastığımızda da yine daha da ince ayarlarına ulaşabiliriz. Fare sekmesine geldiğimizde ise bizim kullanmış olduğumuz mouse ile ilgili çoğu ayarı neredeyse iki tuşlu farelerde yapabileceğiniz her türlü ayarı, ama üç tuşları tam olarak bazen destekleyemeyebilir. Çünkü o zaman farenin kendi sürücüsünü kullanmanız gerekir. Dediğim gibi bütün fare ile ilgili ayarları yapabildiğiniz bir pencere geliyor karşımıza ve üç tane ana başlık altında düğmeler, işaretçiler ve hareket olarak. Düğmeler kısmında düğme yapılandırması altında sağ elini kullananlar ve sol elini kullananlar için iki ayrı seçenek var. Çünkü sağ elini kullananlar da biz sol taraftaki düğmeyi seçme ve normal sürükleme, sağ düğmeyi ise içerik menüsü ve özel sürükleme olarak kullanırken sol elini kullanan bir kişi bu ayarları sol elini kullanarak yaptığında biraz evvel söylediklerimiz tam tersi yere geçiyor. Yani bu durumda sol düğme içerik menüsü ve özel sürükleme işlemini yaparken sağ düğme normal seçme, normal sürükleme işlemini yapıyor. Aşağıdaki çift tıklama hızıyla eski tarz Windows 95 tarzı ara durum kullananlar için tıklamalarının ne kadar aralıklı olacağını belirtir. Yani çok hızlı yaptığınızda bakın yavaş tıklar isen o zaman burada görmüş olduğunuz kutla ortaya çıkmaz. Ama bunu yavaş kısmını alıp tıklama yaparsan gördüğünüz gibi sınama alanında kutlanız çok rahat bir şekilde hareket eder. Ve işaretçiler kısmında da sizin burada 3 boyutlu göstergeler mi, mouse imleçleri mi, canlandırmalı kum saati tarzı hareketli imleçler mi, Windows standardı mı, bu tarz ayarları yapmanıza, yani mouse'unuzun işaretçisinin şeklini değiştirmenize yarayacak çeşitli ayarlarla istediğiniz tarz bir ayarı seçebilirsiniz. Hareket kısmında ise işaretçinin hızının, yani siz mouse'u hareket ettirdiğiniz zaman mouse'un hızla hareket edeceğini görebiliyorsunuz. Biz bunu arıyla dediğimizde gördüğünüz gibi mouse gayet hızlı burada dolanır. Ama diğer zamanlarda aşağıya çektiğiniz için ayarı mouse sizin gözünüzün daha rahat görebileceği daha yavaş görüntülerde hareket etmeye başlar. Gözünüz onu yakalamak için çok fazla da uğraşmaz. Program ekle kaldır bölümünde yükle kaldır bölümü Windows Kur ve başlangıç disketi bölümleri bizim karşımıza çıkar. Biz burada genelde Windows Kur değil de yükle kaldır bölümlerini çok fazla kullanırız. Çünkü kullanmış olduğumuz, yüklemiş olduğumuz programların hepsi uninstall, yani yeniden silme bölümleriyle yüklenmiyorlar. Ve bunları yüklemeniz için elinizdeki tek fırsat da bu program ekle kaldır özelliklerindeki yükle ve kaldır bölümü. Eğer normalde sizin yüklemiş olduğunuz programın şu anda gösterdiğim gibi bir uninstall seçeneği yok ise
siz o programı buradan bulup, gördüğünüz gibi ekle kaldır tuşuna basarak onu eğer setup dosyası ise ekleyebilir, kurulu bir dosyaysa da kaldırabilirsiniz. Evet, denetim masasında da bugün size anlatacağımız şeyler bunlardı. Ve şimdi güzel bir demo izleyelim diyorum. Çünkü bugün çok konuştuk, birazcık da güzel şeyler görelim diyorum. Ve sizlere gene benim çok hoşuma giden, çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir demoyu göstermek istiyorum. Daha önce ben size göstermiş olduğum gibi Ultima Online tarzı, bu da hafif fantezi dünyalarında geçen bir oyunun demosu ve gerçekten de çok güzel yapmışlar. Hep beraber izleyelim. Evet, bu demomuz biraz kısaydı ama şimdi size göstereceğim başka bir demom daha var. Çünkü bugün hemen bu kadar kısa bir şekilde demolarımı kesmek istemiyorum. Biraz evvelki demo, bildiğiniz gibi, daha önceden de söylediğim gibi fantastik tarzlar içeren bir oyundan alınmaydı ve onun içi görüntüler de içeriyordu. Şimdi göstereceğim demo da yine fantastik öğeler içeren, fakat bu sefer oyunun açılış demosu. Yalnız burada hazırlayan kişinin birazcık görüntü bozmasından dolayı çok hafif karılaşma var. Ama ben yine de izletmeden geçemeyeceğim çünkü gerçekten çok güzel. Might and Magic 6 adlı oyunun eğer FRP ile fantasy role playing tarzı oyunlarla birazcık olsun ilgileniniz varsa bu oyunu kesinlikle biliyordu diyorum ve hemen demosunu sizlere göstermek istiyorum. They came from the depths of the void, an ancient enemy of an ancient people. No one knows why they hate us so, or why they have made war upon us. Some say the struggle against their evil is the mandate of heaven. Though their origins and purpose are shrouded in mystery, their plan is simple. They travel, they land, and then they come. Now, they are here on our world. To teach us what we have done to so many others. What they will do. And then someone stops them. Gördüğünüz gibi gerçekten çok etkileyici oyunlar bunlar ve oyunların içerdiği öğeler de çok ilginç. Hiç normal hayatta göremeyeceğiniz tarz şeylerle bu oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz. İnsanların hayal güçlerinin bu kadar yoğun çalışarak yapılan
oyunlardan bir tanesiydi Might and Magic. Size daha sonra Might and Magic 7'yi ve en son çıkmış olan 8. bölümünde tanıtacağız. Şimdi biraz internet diyorum ve internette bugün sizlere yine çok ilginç bir site tanıtmayı düşünüyorum. Bu site aslında sadece tek bir sayfadan oluşuyor ama gerçekten çok yararlı bir sayfa. Çünkü gördüğünüz gibi ticari kuruluşların web adreslerini burada bulabiliyorsunuz ve o kadar fazla içinde adres var ki aklınıza Türkiye'de gelebilecek bütün ama bütün kuruluşların adreslerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece uzun bir sayfa. A'dan geçiyor, B'ye, daha sonra C'ye alfabetik olarak Z'ye kadar gördüğünüz gibi en az yüzlerce sayfa boyunca ilgilendiğiniz veya irtibata geçmek istediğiniz bütün şirketlerin web sitelerine bu sayfadan ulaşabiliyorsunuz. Bunun da adresini size vermek istiyorum. www.yargitay.gov.tr/baglanti/inet-turkey/kontre-webs. Evet, gördüğünüz gibi birkaç örnek vermek gerekirse hemen buradan mesela yargıcının sayfası diyor. Gördüğünüz gibi tıkladığınız anda hemen o çok beğendiğiniz yargıcının sayfasına buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve yargıcının erkek kadın, aksesuar, oteller veya dükkanlar için olan sayfalarına geçip en son kreasyonlarını buradan görme imkanına sahip olabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yanında kodu, fiyatlarıyla beraber. Bu sadece yargıcının sayfasında gördüklerimiz ve daha burada en azından yüzlerce başka sayfa var. Hemen giyimden başladık, giyimden gidelim diyorum ve Vakkorama'nın sayfasına giriyoruz gördüğünüz gibi. Vakkorama'nın sayfasında da gördüğünüz gibi bir ufak flash animasyonu görüyoruz ve Türkçe veya İngilizce giriş var. Biz tabii ki Türkçe seçiyoruz ve Vakkorama Online'ın sayfası karşımıza geliyor. Vakkorama Online'ın sayfasının geliş hızı bir nebze olsun yavaş ama bu flash animasyonu olduğundan dolayı emin olun sizi en fazla 1 veya 2 dakika bekletir. Ama bunun karşılığında gerçekten çok güzel bir şey göreceğinizden eminim. Çünkü şimdiye kadar flash animasyonu ile yapılan ve beni bekleten çoğu şey gerçekten beni çok eğlendirdi. Çok güzel şeyler gördüm. Gördüğünüz gibi buradan da Vakkorama'nın sayfasına hemen ulaşabildik. Bu tarz bir sürü sitelere buradan ulaşabiliyorsunuz. Diğer size çok kısa bir şekilde anlatmak istediğim bir sayfada gördüğünüz gibi çok eski olanlar bilir. Zibni Sinir'in sitesi. Burada Zibni Sinir'in yeni halini, web sayfası yapmış olan halini yani görebilirsiniz. Burada yine Zibni Sinir ile ilgili bir Zibni Sinir Üniversitesi de kurulmuş. Buraya eğer isterseniz kaydınızı yaptırabilirsiniz ve bu sayfaya yani Zibni Sinir Üniversitesi'ne kayıt için gerekli olan şartları söyledikten sonra artık bugünkü programımızı da bitirmek istiyorum. Bir numaralı şartı galaksimizde yaşayan herhangi bir çok hücreli canlı özelliği taşımak, beyin özürlü olmak, Türkçe bilmek ve internet bağlantısına sahip olmak diyoruz. Ve bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.